Merhaba arkadaşlar. Açık TV'de tarih dersinizde Fatma hocamızla. Tarih dersiniz hocam direkt öğrencilere verdim. Sizin dersiniz arkadaşlar bu. Fatma hocamızla beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Ben Fatma Karakuş. Bugün tarih dersinde tekrardan beraberiz. Ne öğreneceğiz hocam bugün? Hocam bugün ne öğreneceğiz biliyor musunuz? Milat kavramları. Şimdi öğrencilerin hep bir karıştırdığı bir şey var. Ya hocam ben milattan önceyle milattan sonrayı nasıl ayıracağım? Ya çok basit. Çok basit hocam. Öncesi Bakın ve sonrası. şimdi. Sen matematikçisin değil mi hocam? Ha, o konuda evet. Bak hocam şimdi çok güzel anlatacağım. Bak sen de çok güzel anlayacaksın. Şimdi milattan önce kavramları eksili sayılar gibidir. O zaman ben şöyle diyebiliyor muyum? Şimdi eksi 18 mi daha büyük hocam? Eksi 9 mu daha büyük? Eksi 9 daha büyük Eksi hocam. 9 daha büyük. O zaman şöyle diyebiliyor muyum arkadaşlar? Eksili kavramlar gibi düşünün. Milattan önce kavramlarını. Sıfıra yaklaştıkça günüme daha yakındır. O zaman şöyle diyelim. Örnek verelim yani. 500 milattan önce 521 mi bana daha yakın yoksa milattan önce 211 mi bana daha yakın? 211 daha yakın. 211 daha yakın. Yani sayı değeri ben konuşamadım. Küçüldükçe sıfıra daha Aslında orada yakın çok olur. güzel bir kavram kullandınız. Sıfıra yaklaştıkça yakınlık oluyor. Yakınlık Ama olur. tabii Sıfır. öğrencimiz Bu milat genelde hocam. hocam bu daha büyük diyorlar. Eksiler Ama daha büyük diyorlar. milattan önce de eksili kavram Biz bunu önemli. matematikte şöyle veriyoruz. Negatif kavram gelince borç olarak algılayın. 18 lira borç mu daha zararlı bana, 9 lira borç mu daha zararlı? Daha mantıklı, o da Bu güzel. şekilde O da düşünebiliriz güzel hocam. hocam. Şimdi milattan sonra kavramına bakalım. Milattan sonra da milattan önce tam tersi. Şimdi 18 mi daha büyük, 9 mu daha büyük? 18 daha büyük O hocam. zaman şöyle Bir tane diyebilirim. karıştırdım hangisi büyükse Değişti, herhalde. aynen. Eksili kavramı Aynen. geçtik artık. Milattan sonra kavramda o zaman şöyle diyebiliyorum. Sayı büyüdükçe yani şöyle diyelim arkadaşlar. 2016 mı günüme daha yakın, 1950 mi daha günüme yakın? 2016. O zaman Sayı sayı büyüdükçe büyüdükçe günüme daha daha yakın. yakındır diyebiliyorum arkadaşlar. Gönderiyorum hocam bunu. Gönder hocam gitsin. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, tarihi sınıflandırmam gerekiyor değil mi benim? Şimdi tarih çok geniş bir alan ve benim onun araştırılmasını kolaylaştırmam gerekiyor. O yüzden üç ayıralım. Mekana, zamana, konuya göre. Bak bu da çok kek. Vallahi çok kek. Mekana Mekan. deyince Orta Asya bir mekan değil mi? Evet. Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Amerika bunların hepsi bir mekandır. İşte bir yer araştıracağın zaman örnek veriyorum Orta Asya Türkleri. Bak o zaman gideceksin Orta Asya'ya, Orta Asya'daki Türkleri araştıracaksın. Yani Bu ben mekan mekana göre. araştırması yapıyorum. Mekana Aynen göre öyle. sınıflandırıyorum. Mekanda dönemi araştırıyorsun hocam. Kim Tamamdır hocam. araştıracaksan. Konuya göre diyelim. Şimdi hocam binlerce konu var. Değil mi? Konu belirlemem lazım. Diyelim ki örnek veriyorum Osmanlı'da Ermeniler. Ya da eski Türkler ya da Amerika tarihi. Sonuçta Anlatabiliyor bir muyum? konu Yani veriyorsunuz zaten orada kesinlikle netleşebilir. konuya göre sınıflandıracaksınız. Yani sosyal olabilir, hukuk olabilir, kültürel olabilir, başka şeyler olabilir, coğrafyası olabilir, neyse ne. Yani konuya göre sınırlandıracaksınız. Onun haricinde gönderelim Gönderdim hocam. hocam bunu da. Gönderelim. Bir de arkadaşlar zamana göre vardı. O zamana göre de şöyle söyleyelim. Arkadaşlar şimdi zaman deyince şu aklınıza gelecek. Mesela çağ kavramları, yüzyıl kavramları ve sayı gördüğünüz zaman bilin ki o zamana göredir. Şimdi hocam ben niye bu kadar üstüne düştüm bu konunun biliyor musun? Kesin açık sitede çıkıyordur hocam. Kesin açık lisede çıkıyor ve nasıl çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aynen şu şekilde çıkıyor. Diyor ki tarihi bir olayın araştırılmasına baktığı zaman hangisi konuya göre ayrılmış bir tarihi örnektir? Ya da zamana göre ya da mekana göre diye. Ha, O ben o yüzden zaman örnek hocam veriyoruz şöyle biz. kısalt yani düşünürsem. Konu dediği zaman soru şıklarda konuyu arayacağım. Mekan dediği zaman yer arayacağım. Zaman kavramında Dediğin göreceğim ve zaman zamana göre. yüzyıl, çağ ve Çağ. sayı. 17. yüzyıl, orta çağ, yeni çağ, ilk Oh, çağ. süper hocam. Bir de hocam üstüne ne diyelim? 1453 İstanbul'un fethini O verelim. Bak zaman zaman. zamana göre. Göndermeyelim bu. Bu Göndermeyelim. kalsın. Daha Bu yeni yeni, bu geçtik yeni. hocam. Şimdi Takvim. arkadaşlar takvim. Takvim neydi hocam ya? Zamanı belirsen. Belirliyor değil mi hocam? Ve yazılı Şimdi bir kaynak hocam. tabii. Onu öğrendim Ya hocam. hocam sen harikasın Yazılı ya. bir kaynak. Şimdi arkadaşlar takvim nedir? Takvim ilk bulan kavimden bakalım. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi Sümerliler, güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi ise Mısırlılar bulmuştur. Türklerin kullandığı takvimler. Türkler orijinal olan bir takvimleri var hocam. 12 hayvanlı Türk takvimi. Fare Bu yılı, yılan yılı, ayı yılı böyle ayırmışlar Türklere adamlar. ait değil mi Tabii. hocam? Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim, Miladi takvim gibi takvimler kullanmışlardır. Dikkat! Miladi takvimi size
Gregorian takvimi olarak da verebilirler. Arkadaşlar, ben ilk defa duydum hocam. Gerçekten mi hocam? İyi bir şey öğrettim hocam size. Bir tane bilgi aldım arkadaşlar. Hicri takvim, ay, diğerleri arkadaşlar güneş yılı esasına dayalı takvimlerdir. Gönder gitsin hocam. Bakıyorum hocam. Bitti mi? Evet. Çok çabuk bitirdik. Evet sevgili arkadaşlar, bir dersin sonuna daha geldik. Bir videonun sonuna daha geldik. Arkadaşlar YouTube'da Açık Size TV sayfasına abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.